İşten çıkınca oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali, Chroma Squad'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci sezonun birinci bölümünü çekmiştik. Şu an 1358 dolarımız, 71 hayranımız var. Bir mesajımız var. Hemen ona bakalım. Bir tane hayranımızdan gelmiş. Merhaba, işten çıkınca prodüksiyon diyor. Sadece birçok insana ilham kaynağı oluyorsunuz hayallerini izleme konusunda. Bunu söylemek istedim. Ben de bunlardan biriyim. Kavgaya devam edin ve rüyayı yaşatın. Gözlerinizdeki o ateşi gördük. Büyük hayranınızım. Yeni bir şey gelmiş arkadaşlar. Crafting diye, ben de bilmiyorum açıkçası. Oyunu bu kadar oynamamıştım. Craft edebiliyoruz eşyaları. Bu topladığımız duct tape'ler falan, herhalde bunlarla falan şey yapabiliyoruz. Böyle materyaller falan var. Ha işte şunları toplamıştık. Pamukları leather yapabiliyoruz. Yapalım bakalım ne olacak. Hop yaptık. Bir tane leather'ımız oldu. Bana da Steam bir tane başarım kazandırdı. Ha, random şeyler düşüren kutular da alabiliyormuşuz. Tamam şimdi. Stüdyomuza yeni bir şey yapabilir miyiz? Mikrofonumuz vardı bir tane. Workbench yapabilir miyiz? 400'e mal oluyormuş. Bir tane SD kamera almak istiyorum. 100 dolar. Bölüm başına 15 dolarımız gidecek. Bir de şu karakterlerimize, aktörlerimize bir şey verelim. Ne verebiliriz? 15 health veriyormuş. Hangisine verelim bunu? Kıyafet mi? Şuradan seçebiliyor muyuz? Ha, seçiyoruz. Şimdi şöyle mesela bir tane kostüm verelim. Hangisini verelim? 25 health, 6, şunu verelim ya, bir tanesine. Şu bizim başrol şeyimize bir tane ekip yapmadım, onu nasıl yapacağız? Bir daha almaz inşallah onu. O kostümü vermek istiyorum. Bir saniye, şuradan ekip diyelim. Şunu aldık, ekip diyelim, tamam. O giydi, şunu giysin. Ha, o var, zaten var, tamam. Şunlar zaten currently equipped diyor. Tamamdır. Şu anda paramız dursun. Bir bölüm daha çekelim. Çok yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi ikinci bölümü çekeceğiz. Max Audience izleyici sayısı 2800 kişiymiş. First episode'u çektik biz. Ha, ikinci partını mı çekeceğiz? Bir saniye. Ha, pilotu çektik. Tamam. Yeni bir şey gelecekmiş Science Lab'de. Bir dakika ya, biz niye aynı şeyi seçiyoruz? Aynı şeyi mi çekiyoruz? Pilotu çektik. Şimdi de first episode'u mu çekeceğiz? Anlamadım ben. 3 team acrobatics yap diyor. Yine %50'nin üzerinde tut diyor. Aynı şeyleri verdi bize. Bir saniye. Burada bir hata olması lazım. Ben anlamadım bunu. Pilot da o birinci bölümü mü çekeceğiz acaba bir daha? Hadi yapalım arkadaşlar. Anlamadım ama aynısını yapmıyoruzdur inşallah. Birinci sezon birinci bölüm dedi. Bu bizim birinci bölümümüz. Çok heyecanlıyım. Ve aynı şeyleri konuşuyor bunlar. Bir sen niye biz aynı bölümü bir daha çekiyoruz? Aynı konuşmaları çekiyor. Bunları geçiyorum. Aynı konuşmalar çünkü. Aynı konuşmalar. Ben burada bir gariplik görüyorum. Acaba pilot bölümünü... Ama niye aynı konuşmaları çekiyor ki? Ama bu sefer farklı canavarlar geldi. Bunlarla mı oynamıştık geçen bölümde? Bunlarla oynamamıştık sanki. Merhaba. Biraz aksiyon için şey yapın dedi. Tamam, 3 şey yapalım. Yine bir oynayalım. Belki pilot epizotla şey aynı değildir. Ne derler ona? Birinci bölüm oluyor ya bazen. Pilot oluyor. Bir de birinci bölüm bir daha çekiyorlar falan. O tarz bir olay olabilir. Şöyle bir akrobatik hareket yapalım. Hop. Ne yaptılar? Hiçbir şey yapmadılar. Bir tane akrobatik hareketi yaptık. Şu arkadaşı alalım biz oradan bir tanesini. Dodge'ladı, alamadık. Şunu alalım bir. Ben bir şey yanlış mı yapıyorum? Ya bu oyunlarda bazen yanlış yapmaktan çok korkuyorum bazı şeylere. Tamam. Şimdi rakibimize geçti sıra. Hop, o vurdu oradan. O da vurdu. Sıra tekrar bizde. Şimdi şunu şöyle yapalım. Teamwork diyelim. Şöyle tıklayıp hop şunu yapalım. Ama oradan team akrobatik almadık ya. Mesela akrobatikleri almak istiyorum. Şunu şey yapalım. Şunla. Merhaba. Şunun üzerine tıklayıp niye yapamıyorum?
Yapamadım. Tamam, buna da teamwork diyelim. Chromatize diyelim, bakalım ne olacak. Akrobatik puanı verecek mi bize? Kostümlerimizi mi giyiyoruz? Tamam, kostümleri giydik galiba, öyle anlıyorum. Pek kostümümüz de yok. Heh, varmış, güzel. Şimdi sen şuraya gel. Şöyle bir dur. Rakibe geçti şimdi sıra. Onlar yanımıza gelecek de edecek de. Ben şu an şeye takıldım. Yani bir bölüm yaptık, para kazandık. Hayran kazandık. Niye yine birinci bölümü seçiyoruz? Aa, özel vuruşları var. Ha, heal diyor. Bir tane şeyi iyileştirme özelliğine sahipmiş. Şu akrobatik hareketi ben bir yapayım. Sonra şuna vurayım. Onu bir öldüreyim. Güzel. Şuna tıklayıp şuraya geleyim. Hop. Üçü de tamamlayayım. Tamam. Sonra şunu alayım. Alamıyorum. Tamam, o da teamwork'te kalsın. Şunu şunu alalım. İkisi birden aldılar. Şunla da şu arkadaşı alalım. Bir kişi kaldı geriye. Aa, vuramadık, öldüremedik. Çok ilginç. Tek vuruşta öldüremedik. Tabii bölümler ilerledikçe ne derler? Rakiplerimiz de güçlenecek. Bu nedenden dolayı da rakiplerimizi daha bizim oyuncularımızı da güçlendirmemiz gerekecek. Şu arkadaşı da alalım. Minyonları bir bitirelim. Tamam. Bu instructionları. Acaba geçen bölüm instructionları full yapamadığımız için mi oldu? O da bir ihtimal. Ya bu biraz canımı sıktı açıkçası. Yine şu cadı geldi. Sonra birazdan o kutulu eleman gelecek. Buraları hızlı geçiyorum. Önceki bölümü izlemeyenler de önceki bölümü izleyebilirler. Yukarıda, altta, sağda, köşede bir yerden link çıkmıştır muhtemelen zaten. Tamam, Cerebro'ya gideceğiz yine. Ya bölümü resmen tekrar çekiyoruz. Çok kötü. Çok hızlı geçmek istiyorum buralara. Hatta dönüşte diyecek, teleport efektleri olmadığı için diyecek. Hayrandan da mesaj geldi. Bizi çok heyecanlandırdınız falan fişmekan diye. Demek ki biz birinci bölüm... Ya da şöyle, pilot bölümle birinci bölüm aynı olduğu için böyle oluyor. Tamam, teleport efektleri yeterli olmadığı için yürüyerek geldik. Güzel. Tamam, hadi gelsinler canavarlar. Şimdi burada iki görevimiz vardı. Bunlardan birini tam yapamamıştık galiba. Ona dikkat etmemiz lazım. Haydi haydi haydi, çok konuşuyor. Minyonları bir öldürelim önce. Canavarı öldürmeden minyonları almamız lazım. Şimdi canavarı almadan, boss'u almadan minyonları alma görevimiz var. Boss'u da finishing move'la almamız lazım. Ya demin geçen bölümde finishing move'u yapamamıştık galiba. Yanlış yapmıştık daha doğrusu. Öyle bir sıkıntımız olmuştu. Dodge'ladı bu arada ha, düşmanımız. Gel abi, sen şuraya gel. Sen nereye gel? Sen şuraya gel. Sen de abla şuraya gel. Size bir tur daha verecekler. Tamam, şöyle alalım seni. Seni şöyle. Aa, direkt vurabilirdim aslında sanki. Şuna, ha, vuramıyorum. Sadece ilerleyebiliyoruz. Tamam, rakibimize geçsin. Vurdu, bir de uzaklaştırdı bizi. Bu uzaklaştırmadı. Tamam. Bu ilk başlarda rakiplerimiz çok vuramıyorlar bize. Süper punch dedi. Uf, bayağı uzaklaştırdı. Şimdi aa, bir şey çıktı üzerinde. Ne çıktı? Stunning Pose. Stunlayabiliyormuşuz bir tanesini. Şöyle yapalım mesela. 9 tur sonra anca bir daha kullanabiliyormuşuz. Öyle de bir olayı varmış. Tamam, bunu aldık. Şunu alalım. Ya bu finishing move'u geçen bölüm yanlış yapmıştık. İnşallah benzer bir sıkıntı yaşamayız bu bölümde. Öldüremedik ya. Rakibe geçti yine. Tamam. Ama bence eksik yapmamızdan dolayı bölümü hiç çekmemiş sayması saçma olur bize. Bence orada şey olması lazım. Ne derler ona? Hani puan az vermesi lazım. Öyle bir şey olması lazım. Bunu yanlış yere aldık bu arada. Şunu şuraya alalım. Yine yanlış yaptık. Finishing move hepsini etrafına sarmıştık. Olmamıştı geçen bölüm. Şimdi burada nasıl yapacağız? Finish it diyor ama.
Hold can. Yok, bunu istemiyorum. Şu ne? Kılıçla şey yapabiliyoruz. Teamwork diyelim buna da. Şimdi şuna basıp şuna bassam triple attack diyor ama finishing move olmayacak yine galiba. Ben bunu pek iyi yapamıyorum. Finishing move olayını. Şuraya alalım bunu da. Hatta şuraya gel. Abi seni de şöyle alalım. Yine quadruple attack falan bir şeyler diyecek ama finishing move'u yapamayacağız gibi görünüyor. Şu ne? Ha, stun diyor. O özelliği. Şimdi balon çıktı bunda. Teamwork dedim. Şuna tıklayıp şuna vurayım. Hop, yendiler. Bak yine yapamadım bunu. Şunu yine yapamadım. Defeat boss monster with finishing move'u yine yapamadım. Bir daha mı birinci bölümü çekeceğiz? Bir daha mı birinci bölümü çekeceğiz? Yine aynı konuşmalar. Tamam, to be continued dedi. Tamam, materyalleri aldık. Toplam gelirimiz 1158'e çıktı. 77 fanımız oldu. Şimdi tamam, burada ikinci epizoda geçtik. O zaman pilot epizod ile birinci bölüm aynı olduğundan dolayı öyle bir olay yaşandı. Tamam, hayranlarımızdan güzel yorumlar aldık. Sezon başlangıcını çok uzun başladım, çok iyiydi falan diyorlar. Harika bir TV show falan diyorlar. Bir tane mailimiz var. Yalnız değiliz diyor. İşten çıkınca prodüksiyon menajeri hükümetimizin bu karanlık döneminde ve yanlış bilgilendirdiği döneminde şovunuz bir parlak ışık gibiydi diyor. İyi bir dövüş yapıyorsunuz iyilik için. Dışarıda gerçek bir tehlike olduğunu insanlara bildirin. Etrafımızda yürüyorlar ve ana akım televizyonları kontrol ediyorlar ve pop müziği diyor. Bazı eksiklikler ve yanlış sunumlar fark ettim şovunuzda diyor. Ben bu konularda profesyonelim diyor ve küçük bir şeye size danışmanlık yapabilirim. %100 iyi olabilir diyor. Versek mi acaba? Ya onun hükümet mükümet ne? Aliens are not real. Ha, şeyden bahsediyor. Uzaylılar muzaylılar var diyor herhalde. Ben uzaylılar yok diyeyim herhalde, bu komplo teoricilerinden. Uzaylılar var da hükümetimiz bizi yanlış yönlendiriyor falan bir şeyler diyordu eleman. Bir tane de yeni item gelmiş shop'a. Onu söylüyor bize oyun. Ama çok alabileceğimiz şey yok şu anda. Acaba karakterler değiştikçe alabileceklerimiz değişiyor mu? Değişmiyor. Bir tane suitimiz var. Ne, silah da alabiliriz. Bunlardan da birer tane var gözüküyor. Tamam, şimdilik bunlara ihtiyacımız yok. Crafting'den ne yapabiliriz? Craftlayabiliriz. Kıyafet craftlayabiliyoruz. Homemade suit yapabiliyoruz. Ya da silah craftlayabiliyoruz şu aşamada. Buradan da materyalleri craftlayabiliyoruz. Şunlara gerek yok. Şimdi o zaman hızlıca ikinci bölümümüze geçelim. Tamam. 3 tane epizod var. Bunları seçebiliyoruz. Ha. Hangisini seçeceğiz? İkinci bölüm için mi seçeceğiz? Tamam, bölümlere bir bakalım. Bu bölüm ne diyor? Bir tane masum kişi vahşi canavarlar tarafından kaçırılıyor. Kurban erkek mi kız mı olmalı? Diyor. Reach the guy before defeating all enemies. Ha, Gaia 3, yani o kişiye 3 turn'da ulaş diyor. Bir tane stunt aktörle işten çıkınca prodüksiyon bir sıkıntı yaşıyor. A, challenge gibi vermişler ama neye, buna rağmen bölümü çekmek gerekiyor diyor. Public Park'ta dışarıda falan çekeceğiz. Ama burada enteresanlaşıyor olay. Bir tane şişman uzaylı şehri terörize ediyor. Ve Cerebro Chroma Squad'ı bu tehlikeye karşı yolluyor. Ama birinin bir dişçi randevusu var. Çok saçma şeyler var. 3 tane team. Şu Brett Crumbles'ı 4 turn'da yok et diyor. Hangisini seçeceğiz arkadaşlar bilmiyorum ki. İki tane varmış görev. Her turn boss'a vur diyor. Oo. Şunu seçelim bakalım. Enteresan bir şey olacak. Şu anki durumdan biraz daha farklı bir yere geleceğiz galiba. Durduk yere teleport efekti kullandığımızda sebepsiz yere diyor mutlu oluyorum diyor. Çok güzel değil mi diyor. Çok eğlenceli değil mi diyor. Neredeyse unutuyordum. Flash'i, senin bugün bir tane dişçi randevun var. Doğru mu? Doğru değil mi diyor. Evet, birkaç dakika sonra ayrılmam lazım. Üzgünüm diyor.
Önemli değil. Biz de bunu olabildiğince hızlı çekeriz diyor. Hazırlanın dedi. Tamam. Minyonların sahneye gelme zamanı dedi. Oyun enteresan ya. Gerçekten böyle enteresan epizotlar var. Garul garul. Kaç tane minyon gelecek? Raul diye şey yapıyorlar. Ve çok aniden insana çok benzeyen bir uzaylı figürü sahneye gelir dedi. Merhaba. Hayır. Şimdi bize katılmaman gerekiyordu. Senin daha saklandığın yeri bulmadık henüz dedik. Özür dilerim. bir sonraki sefere daha fazla dikkat ederim dedi ve gitti. Birkaç minyon daha bu sahneyi güzel yapar dedik. Kendinizi hazırlayın. Bayağı minyon oldu ya. Bunlardan kurtulmamız lazım dedi. Kolay olacak, merak etme dedi. Haydi Chroma Squad dedi. Şimdi All Week Breadcrumbles'ı 4 turn'da yok et diyor ama neyi kastediyor bilmiyorum ama Perform a Team Attack with 3 Squads diyor. Tamam. Şimdi sen buraya gel. Seni şöyle bir teamwork alalım. Let's do it together diyor. Şunu şöyle alsak ikili mi saldırırlar? Tamam. Bir tanesini yaptık. O zaman şöyle sırayla gidelim. Ha, 4 turn'ün bir tanesini yapmışız. Pardon. Ha, üçlü şey yapmamız lazım. Şunu şey yapalım. Hop şöyle yapalım. Aa, yanlış yaptım. Güzel, bunu da yaptık. Şimdi şu arkadaşı şuraya alalım. Vurulsun bir ona. 4 turn'da yok et dedi ama neyi kastetti bilmiyorum. Bir turn geçmiş oldu şu anda. Bunların hepsini toplamda 4 turn'da mı yok etmemiz gerekiyor? Eğer öyleyse sıkıntımız büyük olabilir arkadaşlar. Lan yanımıza geldiler. Oo, ateş ediyorlar uzaktan. Oo. Tamam. İkinci turn'dayız. Ha, eğer böyleyse bir sıkıntı var ya. Eğer böyleyse bir sıkıntımız var. Şimdi hocam seni şöyle alalım. Hocam seni şöyle alalım. Şunları şöyle yapsak. Şunları seçemiyor muyuz? Teamwork desek. Şuna teamwork desek. Tamam. Chroma Squad with me. Şöyle bir team attack yapalım. Tamam. Onu yaptık en azından. Görevlerden bir tanesini başarıyla yaptığımızı düşünüyorum. Diğerlerini de yapmaya çalışalım ama 4 turn'da bitmeyecek bunlar. 4 turn'dan uzun sürecek diye düşünüyorum. Yanlış strateji belirledik çünkü. Duct tape falan düştü oradan yine. Şey mi yapsak? Kostümlere mi girsek be? Kostüm... Aa, bir şey attı bize. Oo, Molotov tarzı bir şey attı. Böyle silahlı falan rakiplerimiz başladı artık. Özel güçlerini kullanmamız lazım. Biz yine bunları bir chromatize yapalım. Kostümleri giysinler. Tamamdır. Şimdi bu stunning pose. Bunda ne var? Silah var. Pistol var. Tamam. Şunu kullanalım. Oo, tek vuruşta yok etti valla. Bunda ne var? Bunda kılıç var. Bunda ne var? Healing effect var bunda da. Üçüncü turn'dayız. O yüzden şöyle hızlı bir şekilde bunları almamız lazım sanki. Alabildiklerimizi en azından. Şu arkadaşı da almaya çalışalım. Ha, şu zayıfları al diyor 4 turn'de. Şunlar, yo, bunlar da weak. Bunlar da. Ha, şunları almamız lazımdı. Yanlışları aldık yalnız. Şöyle bir şey var. Wheat nutcracker'ları değil, bread crumble'ları almamız lazımdı. Yanlış arkadaşları aldık biz şeyde. Ne derler ona? 4 turn'de almamız gerekenleri almadık. Bu bir sıkıntı. Bu bir sıkıntı. Uzaklaştılar bizden zaten. Bayağı uzaklaştılar. Bu gerçekten bir sıkıntı şimdi. Almamız gerekiyordu ama alamadık. Şu arkadaşı alabilir miyiz acaba? Dodge'lar mı? Haydi. Alamadık. Yani bitti. Muhtemelen bitti diye düşünüyorum. Şuraya gidelim. Ama gidemiyoruz. İkinciyi yapamıyoruz. Evet, bu şey bitti. Alma şansımız kalmadı. O görevi yapamadık. 3'te 3 target left diyor. Yanlış yaptık. Olsun, çok büyük bir sıkıntı değil ya. Ha, bu silah şeyini seçtiğimizde de az alabiliyormuşuz. Eagle Lasso diye bir şey varmış. Bize çekebiliyormuşuz şeyi. Uzaktaki bir rakibi. Hop, çekelim bakalım. Ha, böyle strateji olayları burada kullanacağız demek ki. Tamam. Daha yeniyiz. Oyunun başındayız daha. Ne derler ona? Böyle hatalarımız hiç kuşkusuz olacaktır. Oyunda görevleri ne derler? Tam anlamıyla yapamadığımız zamanlar olacaktır elbette. Ya o görevi yapamadık. Ama uzaklaştı bu da yani. 4 turda almamız gereken şeyi, elemanı bir türlü alamadık.
Şunu şuraya alalım. O baya uzaklaştı. O kadar uzaklaşıp ne yapacaksa bilemiyorum yani. Şu arkadaşı alalım. Bunların da bir şeyi kalıyor. Bunlara en başta yönelmemiz gerekiyordu bizim. Onu aldık. 5 turn'e çıktı şey. Ya yapacak bir şeyim yok ona. Dodge'ladık zaten. Makineli tüfek mi o? Pistol. Vurabiliyor muyuz? Vuramıyoruz. Şu ne? Multishot. Ha, uf, şey atıyor. Şimdi yapabiliyor muyum? Bir turu var. Multishot dedi. Uu. Vurdu ama yine iyi vurmadı. Şuna yaklaşalım. Tamamdır. Amma kaçtılar ya. Gerçekten amma kaçtılar. Tabii şeyleri görevleri başarılı yapma durumumuz bölümümüzün başarısını da arttırıyor arkadaşlar. Muhtemelen başarılı yaptığımız her bölüm daha fazla kişi izliyor. O onu etkiliyor diye düşünüyorum. Ben şu an kadar pek iyi gitmedim. Hatalı yaptığım görevler oldu. Fark ettiğiniz üzere. Şunu da bir alalım. Amma uzaklaştı ya gerçekten. Sinirimi bozdu. Teamwork yapmak istiyorum. Şunun üzerinden zıplayıp falan bir şey yapsınlar ya. Tamamdır. İkisini aldık. Bir tane şey yapamadık. Görevi yapamadık. Şimdi ikinci görev gelecek. Boss gelecek. Bir şey dedi ama kaçırdı. Şimdi dişçiye gitti. 4 kişi kalacağız burada. Bir kişiyi kaybettik. Devamı gelecek dedi. Flash'inin yokluğunu yeni bir hikaye parçası oluşturmak için kullanabiliriz. Flash'i şişman uzaylı tarafından kaçırılmış olur. Altın değerinde olacak diyor. Farklı pozisyon almalıyız. İzleyici bizim bölümün farklı bir yerinde olduğumuzu düşünmeli diyor. Tamam, herkes yeni pozisyonlarını alsın dedi. Şişman uzaylı Flash'i kaçırdı. Chroma Squad depoya geldi. Arkadaşlarını geri alabilmek için ve aniden belirdi. Flash'i bir daha göremeyeceksiniz. Ya diyaloglar çok cheesy, çok güzel ya. Bilinçli bir tercih. Flash'i iyi ellerde. Haha evet. Daha sonrasında birisi teleport efektini kullanarak ekibe katılıyor. O kim? Sen de kimsin? Benim adım Thomas Dahl. Ben Galaxy Silver, Galaxy Rangers'ın 6. Ranger'ıyım. Acaba bu bir Power Rangers göndermesi mi? Bilemedim. Galaxy'de barışın sağlanması, huzurun sağlanmasında şeyimiz var, rolümüz var. Bu intergalaktik canavar hepimiz için bir tehdit. Ben sadece stüdyomuza girdiğini düşünmüştüm. Ama senin bu cümleni kesinlikle kullanacağım. Şovumuza hoş geldin Thomas. Peki herkes devam etsin diyor. Garak Silver, seni burada görmek güzel. Şişman uzaylı Flash'ı kaçırdı. Son sözlerini söyle yaratık dedi. Ne yapıyor? Oo. Tamam, Galaxy Saber da şeye girdi. Tamam, boss'a her tur vurmamız gerekiyormuş ve boss'u yenmeden önce canavarları yenmemiz gerekiyormuş. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapacağım. Şu Thomas Dal'ı da kontrol ediyoruz. Şimdi Ayda. Ha tamam, yanlış yaptık. Yanlış yaptığımız zaten. Boss'a her tur nasıl vuracağız acaba? Öyle de bir sıkıntı var. Boss şurada çünkü. Boss'u yenmeden önce her tur şeye vurmamız gerekiyor. Nasıl vuracağız acaba o kadar uzaklıktaki boss'a? Ha, bu tur için şey diyor. Bu tur için halledildi diyor. Tamam, anladım. Yani bu turluk gerek görmüyor. Çünkü vuramıyoruz. Matematiksel olarak yakın değiliz boss'a. Her tur boss'a vurmamız gerekecek arkadaşlar. Şöyle olabildiğince yaklaşalım. O da bizden olabildiğince uzaklaşacak diye tahmin ediyorum. Boss'u yenmeden de minyonları yenmemiz gerekiyor. Boss uzaklaştı mı? Uzaklaşacak mı acaba bizden? Ha, uzaklaştı. Alien Gun falan. Tamam. Şimdi ben şöyle yapayım. Bir tanesini boss'a vurayım. Kendimden uzaklaştırdım adamı ya. O şu arkadaşı buraya alayım. Şimdi şu uzakta minyonları almaya uğraşayım. Alamadım onu. Bunu şuraya alayım.
Boss'tan da çok uzaklaşmak istemiyorum açıkçası. Şu minyonu almaya çalışalım. Tamam. Bu arada Thomas Dahl acaba gerçek bir gönderme mi? Onu merak ediyorum şeye falan. Adını siz söyleyin Power Rangers'a. Çünkü ne derler ona? Baya güçlü ve baya iyi vuruyor Thomas Dahl. Yine alien silahıyla, uzaylı silahıyla vurdu bize. Thomas Dahl'la vuralım bir de. Kaç vurduk? O bayağı da vurduk. Adamı öldürmeyelim şeyden önce. Şu arkadaşları almam lazım. Şunları bir yenmemiz lazım. Bunları da bitiremiyoruz. Heh, tamam. Bunu aldık tek vuruşta. Şimdi şu sarıyla şu uzaktakine gidelim. Şu arkadaşlarla da boss'u keselim diyeyim. Yani şey yapalım. Yakınında kalmaya çalışalım boss'un. Tamam, sen de şuraya gel. Şöyle dur. Tamam, şimdi rakibimizin sırası. Zaten iki hamlesi kalacak. Güzel, boss çok uzaklaşamadı bizden. Bir vurdu. Şimdi ben önce boss'a bir tane ama Thomas Dahl'la da vurmak istemiyorum açıkçası. Boss'a bir tane vurayım. Tamam, boss'a vurduk. Şimdi şu minyonu alabilirsek çok güzel olur ama dodge'ladı ya. Bu kötü oldu. Şunu şuraya alalım. Şöyle dursun. Şu kırmızı Ranger'ı da mı uzağa göndersem şu şeyin oraya? Şu da şuralarda dursun kaçma ihtimaline karşılık. Tamam. Boss'u böyle bir sıkıştırdım ama kaçacak muhtemelen yine. O şey de kaçıyor. Ya boss sen de amma kaçtın ya. Elingan, Elingan diye mahvetti bizi adam. Şimdi şu sarıyla buna vurabiliyor muyum? Vurabiliyorum galiba. Dodge'lamazsa. Ya bir canı kaldı. Gerçekten bu sıkıntı. Boss'un da ölmesinden korkuyorum. Adamın canı çok azaldı. Tamam. Yaklaşalım boss'a. Artık boss'a bir sonraki vuruşumuzda boss ölecek zaten diye tahmin ediyorum. Bu da şuraya gelsin. Şöyle gelsin. Thomas Dahl, sen de şuraya gel. Tamam. Güzel. Rakibimizin sırası. Adam artık nereye kaçtı ya? Gerçekten nereye kaçtı? Ona vuramazsak boss'u öldüreceğiz. Öyle bir sıkıntı var. Hadi ya şunu öldür de. Dodge'lamaz inşallah. Çok güzel. Tamamdır, onu da bitirdik. Şimdi şöyle kılıçlayayım mı? Kılıçlayamıyorum. Hadi boss'u öldür. Thomas Dahl'la öldürdük. Tamamdır. İki görevi de yaptık. Bu sefer yaptık. İkinci kısmında ah beni yendiniz. Bested mi dedi? Yendiniz ne demedi? Beated mi okudum? Chroma Squad tarafından bu tehdit kolayca başa çıkıldı. Galaxy Silver, teşekkürler yardımın için. Bana teşekkür etmenize gerek yok. Galaxy Force'u kullandığımız enerji kristallerine teşekkür etmeniz lazım. Fakat şimdi gitmem lazım. Gemim Star Road Surfer beni bekler dedi. Yolunuzda başarılar diliyorum Chroma Squad dedi. Onun gibi daha çok arkadaşı ihtiyacımız var. Flash'in bu bölümü izlemesini dört gözle bekliyorum dedi ve bölümü bitirdik. 1500 izleyicimiz olmuş. Yukarıda da bir izleyici count'u vardı hatırlıyorsanız vurdukça falan çıkan. Bunları aldık. Üçüncü bölüme geçeceğiz bu arada. Bakalım ne kadar paramız olacak. Chroma Squad övüyorlar. Sosyal medyada, Twitter'da övüyorlar. Justin Porter demiş ki Chroma Squad beni ilham verdi. Kendi serilerimi yapacağım. Ne isim vermeliyim diyor. Mesela Johnny Torres diyor ki Chroma Squad bu kadar iyi olmaya nasıl ne derler? Dare yani cesaret etti. İyi ve mutluluk dolu. Lucas demiş ki Chroma Squad bu yeni cool yani yeni iyiler diyor. Kalp koymuş iki tane. Peter Wright de demiş ki I was enjoying the Chroma Squad. Peter Wright herhalde kötüleri destekliyormuş. İyiler kazanana kadar Chroma Squad'ı eğlenerek izliyordum dedi. İkinci bölümü de çekmiş olduk böylece. Bugün iki bölüm çektik. Bir tanesi ilk bölümün aynısıydı. Pilot epizodun aynısıydı. Böyle bölüm çektik derken de kanal bölümü gibi oluyor. Yok, Chroma Squad'da çektik. Bakalım. 1829 dolarımız, 193 hayranımız var. Gelişiyoruz yavaş yavaş. Oldukça güzel, oldukça eğlenceli. Bir tane mailimiz var. Onu okuyalım. Merhaba Scar, beni hatırladın mı? Bana yardım ettikten sonra tren istasyonunda kartını vermiştin.
Bir tane kişinin para ihtiyacı vardı, kartı çalışmadığı için. Senin çantalarını yanlışlıkla kendim yanımda getirmişim. Bunun için üzgünüm. Bana biraz para gönderirsen sana geri gönderebilirim. Belki de biraz taksi için gönderebilirsin diyor. Polisi çağırıyoruz abi, baya dolandırıcı yani. O zaten seçenek de o, 125 dolar istiyor, vermiyoruz para. Bu seçenekler de tabii farklı şeyleri ortaya çıkarıyor olabilir arkadaşlar. Bölümün burada sonuna gelelim. Oyunda 2 bölüm çektik bugün. Season 1, Episode 1 ve Episode 2'yi çektik. Eğlenceli, güzel gidiyor oyun. Keyifli bir oyun. Bir yandan dövüşüyoruz, taktiksel RPG kısımları falan. Bir yandan da televizyon programımızı geliştirmek için malzemeler, alet, edevatlar alıyoruz ya da craftlıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.